Selam millet. Merhaba herkese. Likya yolu maceralarıyla tekrar sizinle beraberiz. Bugünkü rotamız Gevur Ağalı'ndan Santos'a kadar olacak. Bu videoda anlatacaklarımız çok fazla olacağı için ikiye bölme ihtiyacı hissettik. O yüzden bugün biraz sonra birinci bölümüyle sizlerle beraber olacağız. Çaylar kahveler hazırsa başlıyoruz. Çaylar, kahveler hazır olduğuna göre başlayabiliriz herhalde. Evet. Şimdi bugünkü rotamız Gevur Ağalı'ndan Santos. Şimdi bu rota hakkında biraz bilgi vereyim isterseniz. Rota 18 kilometre. Zorluk derecesi ise çok kolay denilebilecek ama birazcık mesafesi uzun sayılabilir. Ama neredeyse hiç yokuş ya da inişle karşılaşmıyorsunuz. Güzergahı söyleyecek olursak Gevur Ağalı'ndan Karadere'ye, Karadere'den Patara'ya, Patara'dan da Santos'a geçiyorsunuz. Ama bazı yürüyüşçüler Patara'dan sonra otostop ya da otobüs vasıtasıyla direkt Santos'a geçip oradaki antik kentleri ziyaret ediyorlarmış. Ama biz rotanın hepsini yürümek istediğimiz için... Sen yürümek istemiştin. Ben de onu şok ediyorum. Çünkü ilk defa yürüdüğümüz için ben orayı kaçırmak istemedim. Hani bir daha yürürsem belki o rotayı yürümem ama ilk defa olduğu için yürümek istemiştim. Bu yüzden biz tamamını yürüdük. Değil mi? Evet, fena da olmadı. Biz Likya yolunu 4 etaba böldük ve bu video ilk etabımızın son gününe denk geliyor. Aynen, aşağı yukarı 3-4 gündür hatta 5 gündür falan yolda mıydı? Evet, 5 gün yol. 5 gündür yoldaydık ve hiç yolu tanımıyoruz. Uzun süre yürüyüş yapmamışız ve çok doluydu çantalar. Ve bayağı yorulmuştuk, pert olmuştuk. Yani akşamı zor atıyorduk değil mi? Evet, Gevur Ağalı'na zar zor vardık. Yani güneş batmıştı, karanlık çökmek üzereydi. Yani nerede kalacağımızı bilmiyorduk, su yok orada, hiçbir şey yok etrafımızda. Yani biraz acemilik günlerimiz olmuştu aslında bakarsanız. Bugün de onlardan biri. Mesela Gevur Ağalı'nın akşamını da görmek isterseniz merak edenler varsa bir önceki videolara bakabilirler. Sabah ise tam tersine çok dinamik oluyorduk. Bayağı iyi oluyorduk yani. Dinamiktik ama dinamikliğimiz sadece bir saat falan sürüyordu arkadaşlar. Ondan sonra pert oluyorduk yani. Çünkü 11'den önce yola çıkamıyorsun Emre. Ya çıkamıyorum çünkü evden zaten 3-4 gün olmuş daha çıkalı ve evdeki rahatlığıma devam ediyorum ya. Yani. Kahve içiyorum, kahvaltı yapıyorum, ne bileyim çadır topluyorum, hop oluyor 11. Öyle neyse, Gevur Ağalı sabahına bir gidip bakalım mı? Bakalım. Çünkü o gün de aynısı oldu. Burası o kadar huzurlu ki ve güzel ki Emre ile devam edesimiz yok şu an. Yani yiyecek içecek bulabilsek buralarda kalacağız sanırım bir gün. Bir gece daha kalırız herhalde 1-2 gün ama burası da biraz şey uzak her yere. Evet. Öyle işte. Kahvaltımızı yaptık. Saat 10.30 oldu herhalde. Normalde 9'da 10'da yola çıkmamız lazım. Daha 10'a, 10'a 20 var şu an. Daha çadırı bile toplamadık. Biz 11'de falan anca çıkarız buradan. Olsun yavaş yavaş acelemiz yok. Yani acelemiz var. Bir kahve içeyim. İç. Dediğim gibi saat 11 oldu. Anca toparlandık. Hava biraz ısındı ama olsun. Dün bayağı yorulmuştuk. Buranın da keyfini çıkardık. Şimdi Santos'a doğru gidiyoruz. Yaklaşık 18 kilometre. Saniye. Hadi bakalım. Saniye. İtiraf et, 18 kilometre gözünde büyümüştü. Büyüdü hakikaten. Büyüdü çünkü 4-5 gündür yoldayız ve her gün 20 kilometre yürümüşüz zaten. Onun üzerine bir 18 daha artık gücüm kalmamıştı. Zaten bu geçen 3-4 günde de bir sürü şeyle mücadele ettik. Yani hem yola alışmaya çalışıyorum, hem her gün çadır atıp tekrar yola düşüyorum. Yön bulma duygumuz zaten yok. Bize rehber olacak kitap, bize kolaylık sağlayacağı yere daha da zorluk çıkarıyor. Evet, üzerine ya. Bir de video çekme derdimiz var. Hiç anlamıyoruz yani. Özellikle video ve kitap bizi çok zorlamıştı yani. Maps mi olmasaydı zaten kesin ölmüştük. Kesin yani hakikaten. Bir de şöyle bir şey, doğal olma çabamız var ama o kadar doğal olamamışız ki video çok komik olmuş. Yani şöyle demiştim İlham size, kamerayı koyalım, doğal halimizi komple çeksin. Biz kendi kendimize takılmaya devam edelim dedik ama gözümüzü kameradan ayırmamışız. Yani sürekli kameraya oynamışız. ama sen mi çok bakmışsın, ben mi çok bakmışım, vallahi yarışmışız yani birbirimizle yarışmışız yani kameraya bakmak hadi için. Hadi sayalım bakalım. Sayalım bakalım kim daha çok yapmış. Kötü mü oluyor, iyi mi oluyor?
Değişik oluyor vizyon. Bakış açım yani diyorsun. Evet. Oh. Bu iyi oldu. Ne o? Su. Hı-hı. Kendime geldim. Şundan da içelim azalsın biraz. Olur mu? Hep kendininkinden iç, benimkinden içmeyelim. Ver. Nereden gideceğiz şatsıcığım? Ben anlamadım. Aa, sen bunu ye, ben bir bakayım. Sen yedin mi diğer yarıyı? Yarısını yedim ben. Şimdi gavura alında mıyız? Gavura hali. Hı hı. Buraların önünden. Aa, daha faral gelmiş burası. Şurada bir küçük bir sahil var diyordu, bak biz oraya. Aşağıda. Burada mı? Park ormandan iniliyor oraya. Maps'e gösteriyor. Aşağı doğru iner ve taş gibi bir vadinin başlarındaki bütünün önce sana şunu gördün mü? Hafifçe sola kıvrılarak çadırın kıyıya doğru çapraz bir şekilde devam eder. Düşen sonrasında üzerine bir vadi başının etrafından gövralın etrafındaki esin tarlanın yüksek yamaçlarında doğru iner bir patik üzerinde. Böyle bir şey okumuştum ya. Burada okumuşum sanırım. Şimdi göremiyorum. Küçük tek çadırlı bir yer var. Gidin oraya çadır atın. Sizden başka kimse olmayacaktır falan diye. Her yer çadırlık ki burada. Hayır, koyda. Küçücük bir koy varmış. Hmm. Koyun bir alanı, küçücük bir alanı da kumlukmuş. Normalde taşlık. Burası olması lazım. Şimdi okuyunca bulamadım. Buraya kadar yürüyebilseydik okey dedi. Evet, aynen. Yürüyemedik. Burası da iyi ya. Sükünün dükkanı izlenmiştir falan fişmekan. Şunu da görmedik. Şurası neredeyiz? Bunu gördük de şunu görmedik. Bu belki de o adamın yeridir. Aşağıdaki adamın. Burası bir mekan çat ya. Birinin mekanı burası. Evet. Ama görmedik işte. Mekan da görmedik ya. Kitabı öyle anlamıyoruz ki resimden yön bulmaya çalışıyoruz yani. Buraları geçtik mi geçmedik mi ki o resimleri bile görmemişiz canın yani. Canın yukarısına çıkmadık. Alt yoldan geçtik biz. Hmm. O yüzden. Olabilir evet. Hı-hı. Bu Boğaziçi tarafından gelen taraftır belki. Olabilir. Ay. Neyse, o şeye sonra bakarım ben. Şunu bir söyle ben. Bu neymiş ya? Bu mu olmuş? Şimdi. Leton yoluydu falan fişmekan. Ha, biz daha buraya gelmedik ki ama daha Gevur alanına geldik mi? Trak... Geldik. Yürüyün duvarın gidin patika takip evin ön tarafına geldiğinizde hangi evin? Satısı bir köy yoluna geçin ve aşağıda bulunan kurumuş bir yalığa doğru ilerleyin. Ha, bakın burası. Tamam. Burada beyinler yavaş yavaş yanmaya başladı. Güldemse falan iyi dikkat edin yani. Çatallanan yolda solda ilerleyin ve tarla duvarları boyunca önce sağa güneybatı yönüne ardından sola güneydoğu. Bu güneydoğunu falan hiç bilmiyoruz zaten. Betonarme... Güneydoğu burası işte böyle. Şu betonarme sarnıcı da geçmedik ki. Geçmişizdir ve görmemişizdir ki ne bilelim. Kayalık virajlarla... Traktör yolu dediğine göre orası traktör yoluydu evet. İşte yani. Kayalık virajlarla bu katır katır yoluna doğru 50 metre kadar yürüyün. Kayalık virajlarla bu katır yolunu soldan doğu yönünde aşağı doğru takip edin. Ardından sağ yani güneydoğu yönüne saparak mersin ağaçları ve çamların arasında Gavur Ağlı'nın buğday tarlını doğru aşağı ilerleyin. Çatallanan yolda soldan ilerleyin ve tarla duvarları boyunca önce sağ güneybatı yönüne ardından sola güneydoğu istikametinin tepe başına yeni yapılmış bir evin etrafını çevreleyen yüksek duvarına doğru patikaları takip edin. Evin ön tarafına geldiğinizde satılsız köy yoluna geçin ve aşağıda bulunan kurumuş bir yalığa doğru ilerleyin. Bilmiyorum. İfade etmedi bir şey. Bana da bir şey o kadar okuduk. Hiçbir şey ifade etmedi. Bu kolay rota Sivri Sırt'ın üzerindeki bir orman yolundan yukarı doğru tırmanır. Ulan tırmanır diyor ya hala. Patara plajına bakan inanılmaz manzaraları olan dar patikaları dolu ilerler. Ardından aşağı doğru iner. Pindeye uğrar falan. Şimdi yani Gavur Ağlı'nın üst tarafındaki beton yalaktan sağa
güney yönüne dönerek köye doğru aşağı yürüyün. Tam muhtemelen o Patarlı Uç'un oralarda bir yerdedir o yalak ya. Hmm. 100 metre sonra arkadaşlar, sola arkadaşlar özellikle şu yalak mevzusuna dikkat edin. Biraz sonra bakın neler olacak yani. Sapın saptık ve önce evlerin arasında bulunan eski bir yolu, ardından da çam ağaçları ve meyve bahçeleri arasında ilerleyen duvarlı bir patikaları takip edin. Duvarı geçtikten sonra tekrar yolda birleşmek üzere bir viraja sağa doğru yürüyün. Sola kuzey doğu yönüne ve kuzey orası kuzey doğu. Böyle gidin diyor yani. Burası batı mı güney mi? Şurası güney. Hı hı. Gerçi Patara aşağıda kalıyor artık. Yandı, beyin yandı. Burası batı, burası güney. Orası kuzey, kuzey doğu. Kuzey doğu, şöyle yani gidelim. İşaret bizi aşağı yönlendiriyor Şat aslında. Köyün içine gireceğiz. 1,5 kilometre boyunca bir dönemecin etrafından yokuş yukarı devam edin. Ve bir yol ayrımına gelince orman yolunun sonunda kalan etraf çevrildi. Ulan şu mescidi söylese nasıl rahat olacak ya? Ya da mezarlığı. Havuz 100 metre geçtikten sonra bir patikaya doğru sol dönün. Özden çayı denize vuruyor. Kısa bir süre sonra sol aşağı tarafı yüzerek etrafı çeviriyor. Burası mı? Mezarlık dediği burası herhalde. Gördüğüm mezarlığı. Direğe varmadan 50 metre önce ne direği lan? Bir direk ve etrafı çevrili bir mezarlık göreceksiniz. Direk. Ne direği? Elektrik direği mi? Hayır. Her yer direk burada. 50 metre önce sağa güneydoğu yönüne saparak çamların arası altındaki kolay patikaya geçin. Bu patika önce eğimli bir alandan aşağı doğru iner ve sonra bir dönemeçli orman yoluyla birleşmek üzere sola sapar ve dar bir hattı takip eder. Orman yoluna vardığınızda onu 50 metre takip edin ve bir yol ayrımına sağa sapın. Emre, bunlar bana hiçbir şey ifade etmiyor ya. Bence buradan gidecekmişiz gibi diyor. Bana evet. Öyle geldi. Sola yani kuzey. Ben oradan giderim abi. İşaret oraya gösteriyor zaten. Ben de oradan gidiyorum. Ana yoldan gideceğim. Ama benim kafamı karıştırdı. Oradan bağlanırız gene yukarı. Sabunu koymuşum. Bir de kremleneyim mi? Güneş yakıyor. O değil de oturduğum yerden kalkasım gelmiyor. Her yeri seviyorum artık. Dışarıda olmak güzel ya. Yolda olmak güzel. Her yer güzel. Aynen. Beyazlık kaldı mı? Burnumda. İngiliz gibi kızarıyor kız ya. Ay. Şunu atıyorum. Hadi yavaş yavaş hazırlan sen. Şu kart işimize yaramıyor değil mi? Yaramıyor ama atma. Şu an neredeyiz? Ben bir bakacağım. O kadar okuduk, tartıştık, ettik, yola düşeceğiz, bir karar verdik. Sonra diyoruz ki şu an neredeyiz ya? Abi eskiden böyleydi, ne zevkliydi. Aynen. Gey geçtik. Gey mi kaldı? Belceyiz, gavur ağalı. Buradasın işte. Şimdi? Bak pata, ha. Kılıç burnuymuş bizim durduğumuz yer bilmem muhtemelen. Hani? Şurası işte. Biz şurada bir yerde kaldık. Şu burun da şu yukarıdan gördüğün uzun burun, hatırlıyor musun? Yukarıda gördün mü? Karayolu rota diyor. Şimdi. Gavur Ağalı köyü şu az aşağısı. Tamam. Oradan tamam. Yukarı çıkacağız daha muhtemelen. Pitnay da orada. Bükçeyiz'e doğru gideceğiz. Nasıl anladın aşağı gideceğimizi? Dur, hayır. Şimdi köye ineceğiz. Hı. Oradan yukarı çıkacağız yine. Bence de köye gidelim. Sana mı verdim? Onu yok, geri koydum. Tamam. Geri koydum. Sularını sık istersen.
Ağır olmadı değil mi? Bakın şimdi işte, şimdi en doğal olduğumuz yer geliyor. En doğal. Bakın. Ağırlaştırıyoruz. Yolda içeriz bunu. Biraz sonra. İçe gidersin. Tamam mı? Hı hı. Allah. Hadi bakalım. Ay Allah'ım ya. Nasıl ama belgeselcilikte bir numarayız yani. Nasıl batonu alıp gitmeler, bilmem neler, arkamıza bakmamalar filan. O kadar konuştuk nereden nereye gideceğiz diye işaretin üstünde oturuyormuşuz. O kuru yalak da buradaymış gözümüzün önünde. Gözümüzün önünde. Bu şey işte arkadaşlar, hani dedim ya, yani dinamitliğimiz sadece bir saat sürüyor, ondan sonra yoruluyoruz. Gerçekten kamp yerinden çıkalı aşağı yukarı bir saat olmuş ve hiç böyle yokuş aşağı indik, hiç yorulmamıştık yani. Ama 4-5 günün yorgunluğu var işte, üstündeki şeyi görmüyorsun yani, bir de kitabı anlamıyorsun yani maalesef. Şimdi ben de hangi direkten bahsettiğini anlamadım. Bak göster, 3 tane direk var burada. 5, göstereyim. 1 2 3 4 bir sürü direk var. Gidiyor yani ben. Mezarlık da benim mezarlıkmış. Mezarlık senin mezarlıkmış. Evet, hakikaten öyle. Evet. Bu arada gerçekten belgeselcilikte çok iyiyiz. Direk sayıyoruz. Neyse yani. İyi. İşaretini oturuyoruz. Siz şu mescidi arayın. Kaybetmezsiniz yolunuzu öyle. Az önce kitapta okuduğumuz taş duvar burası muhtemelen. Taş duvar mı okuduk? Dedik mi öyle? Umuyorum. Okudum ben sanki. Ha, ben okuduğumu bile anlamıyorum ya. Ya hem de şunlara bak. Merhaba. Bunların bakışları çok komik ya. Gel. Gel. Yiyecek bir şey yok ama. Geliyorlar biliyor musun? Kaç. Az önce iki küçük köpek vardı. Santos'a bayağı bir havladılar. Şu an geliyorlar. Koyunlar takip ediyor şu an. Enteresan. Şu taş duvarların arasından geçtikten sonra yol ayrımına geliyorsunuz. Şöyle. Sola doğru işaret koymuşlar. Hangi yönde burası? Kuzeydoğu mu? Kuzey. Kuzey. Orası kuzeydoğu. Burası batı mı güney mi? Şurası güney. Burası batı. Burası güney. Orası kuzey. Kuzeydoğu. Kuzeydoğu. Şurası. Kitapta okuduğumuz kuzeydoğu yönüne doğru ilerliyoruz. Zeytin ağaçlarının arasından. Bence doğru burası ama şuradan yol var mı? Şurada var işaret işte. Ha, şurada işaret var da. Ulan bu ağacı keserlerse ne olacak? Kurumuş zaten bu ağaç. Evet. Bunu kessinler. Arkadaşlar o yoldan dümdüz ilerliyorsunuz. Şaşırmayın. Şimdi aslında bu videoda yani 4-5 gündür çekiyoruz ve yürürken de tartışıyoruz ve dedik ki insanlara şey yapalım. Bir rehber niteliğinde bir video hazırlayalım. Dönecekleri yerleri, gidecekleri yerleri, su noktaları falan hepsi olsun diye düşündük ve ona göre video çekmeye çalıştık. Bu çekimlerin hepsi o yüzden. Cavural'den çıktık. Bütün köylüleri öyle diyor. Santos'a doğru gidiyoruz. Hemen oradan bir yere indik. Ana yoldan tekrar ormana çıkardı bizi. Hafif bir tırmanış var. O tırmanışın yanında da şey var, mağara var. Ve Pindai diye bir antik kent var sanırım. Oraya geçtik. Şimdi aşağı doğru salınıyoruz. Ondan sonra da hep dümdüz yapıştıracağız. Rehber niteliği taşımasını istediğimiz videolar böyle arkadaşlar. İşte ondan sonra dümdüz yapıştıracağız diye devam ediyorsunuz. Yani böyle rehber mi olur? Bu arada kitapla olan mücadelemiz ve imtihanımız hala devam ediyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bizim inatla kitabı anlama derdimize tanık olacaksınız. Patara'ya geldik. Değil mi Santos? Aşağıda kale var bak. Nerede? Şurada aşağıda.
an şöyle bir ana yola geldik. Ve rotanın devamını kitaptan öğreniyoruz. Ne diyorsun Emre? Ben bu kitabı hiç anlamıyorum. Ya yorgunluktan boş okuyorum. Yani şu an Fatahar Plajı'nı okudum ve buradan beni gazlıyor işte. Şuradan Karadere'ye gidebilirsin dolmuşta, buradan Eşen'e gidebilirsin, buradan Fethiye'ye gidebilirsin diye. Herhalde nabzımı yokluyor, anlamadım. Hop. Şimdi ne oluyor? Şöyle bir gidelim bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Ne abi, ana yola çıkınca bir mallaşıyoruz ya. Öyle asfalta çıktığın zaman işaretler biraz daha azalıyor. Yani patikalı olduğun zaman çok zorlanmıyorsun, problem olmuyor. Ama ne zaman asfalta inersen işaret azalıyor ve nereye gideceğini bilmiyorsun. Orada da kaybolursan bir sürü zaman kayboluyor. O yüzden asfalta çıktığımızda böyle bir afallıyoruz yani. Dikkat. Böyle yazıyordu ama kitapta. Evet. Dikkat edin. Buralara dikkat edin. Merhaba. Ve dananın kuyruğunun koptuğu yer. Yani asıl mevzu burada başlıyor ama yine çekemedik. Ve tabii şu köprü çok meşhur bu arada. Bu köprüye gelince orada fotoğraf falan çekmek istedik ama başımıza geleceklerden tabii ki de habersizdik. Şimdi Patara'ya geldik. Kitapta bahsedilen köprüyü de bulduk. Ve sanırım Patara da burada noktalanıyor. Ha Emre, gel bak, tabelaları buldum. Vallahi saklandık, gizlendik. O heyecanla anlatamadım ya da çekemedim ama şöyle bir şey oldu ya. Şimdi biz arkadaşlar Gevur Ağlı'ndan çıktık. Pidnai yolundan bizi Patara'ya indirdi. Pidnai Kalesi'ni falan tepeden görüyorsun. Özlen Çayı'nın dibinden. Böyle eski bir köprü var, onun oradan Patara'ya iniyorsun, oradan yürüyorsun, devam ediyorsun. İşte Leton Santos falan diye devam ediyor. Ama biz tam o Virane Köprü'ye geldik, Patara'ya yani. Hemen jandarma sirenleri. Kabak gibi de denk geldik ya, kabak gibi yapıştık yani, tam bizi gördüler. Sonra sahilde bir uyarı yaptı. İşte kaybolun, ayrılın buradan, yoksa ceza işlem uygulanacak diye. Falan vesaire, biz de geri döndük bir daha görünmemek için. Sonra da bir köprünün orada birileri sola doğru gittiler filan dediler. Biz de tribe girdik ya. Belki bizi soruyorlardır, sormuyorlardır. Abi ne korkmuştum o gün ya. Böyle yakalanmaktan çok korkmuştum. Yani acayip iyi oynadı. Hemen komüflü oldu, gitti yeşilliklerin arasına girdi. Zaten bizim çantalar da yeşil, güllemsin, üstü de yeşildi filan. Üstümde benim kırmızı polar vardı. Böyle çalıların arasına girdik. Jandarmayı gördükten sonra polarımı çıkarıyorum, beni görmesin diye düz yere yatmalar falan. Güldamis beni de tribe sokuyor. Ne bileyim, ben o kadar tribe girmezdim aslında ama belki de iyi oldu, bilmiyorum yani. Bayağı sak böyle çalıların arasına, sazlıkların arasına girdik, yattık. Falan saçma sapan şeyler yaptık ya. Ceza ödemekten iyidir ya. Ya belki evet. Bizi aramıyor adamlar. Ne biliyorum? Evet, bilmiyorum, doğru. Sorsunlar sormasınlar önemli değil. Ama yani bir kere jandarma uyarmış, uzaktan yakından seni görmüş, bir kere eşkalin belli. Bir dahaki yine geldiğinde eğer gıcık birine denk gelirsen cezayı yapıştırabilir yani. O yüzden biz de şöyle yaptık. Daha da fazla gidemedik. Santos falan çok uzak arkadaşlar Patara'dan. Biz de şöyle yapıyoruz. Ha niye bunu anlatıyorum? Çünkü bugün pazar arkadaşlar. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı muhabbeti. Ondan sonra ya bu kadar sahili tam sivilizasyonun göbeğine ineceğimizi düşünmemiştik yani açıkçası. Şimdi şöyle yapıyoruz biz de. Yani dünkü kamp attığımız yere geri dönüyoruz. Orada kalacağız. Yiyeceğimiz yok. Ama orada iki tane çoban vardı. Ya en azından ateş yakılacak yer belli. Zemin düz. Yani jandarmanın gelme olasılığı az. Suyumuz var orada. Oradaki çoban çocuk yardım etmişti. Suyu su veriyor. Koca tanker var filan. O yüzden bu gece oradayız.
Yarın da biraz dinlenmek üzere eve döneceğiz sanırım. Hadi bakalım, orada görüşürüz. Leylek mi o uçan? Leylek uçuyor Emre. Pardon. Maceralı bir günün daha sonuna geldik. Sonlara doğru bayağı adrenalin dolu anlar yaşadık ve başladığımız noktaya geri döndük. Allah'ın sopası yok. Evrenden ne istediğine çok dikkat edecek misin? Sabahleyin gitmek istemiyorduk buradan. Bir gece daha kalırız filan diyorduk. Keza öyle oldu. Yine günün sonunda aynı yerde kaldık. Çok güzel bir gün oldu bizim için. Maceralarımız devam edecek. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Maceralarımızın devamını izlemek isterseniz de abone olup bildirimleri lütfen açın. Bu videomuz burada sona eriyor. Gavur Ağlı Santos Rotası'nın ikinci bölümünü çok yakında karşınızda olacak. O zamana kadar hoşça kalın ve daha önceki videoları izlemeye devam edin. Görüşürüz.